Herkese merhaba. Nadir görülen orman hayaletlerinden, alevlerden kaçan devasa yılanlara kadar, işte karşınızda var olduğunu bilmediğiniz devasa hayvanlar. Devasa susamuru. Devasa susamuru, Kuzey, Orta ve Güney Amerika'daki Orinoco, La Plata ve Amazon nehirlerinde bulunuyor. 1.8 metre uzunluğundaki bu örnek, samur ailesinin en uzun üyesi. Ve bu da dünyanın en küçük susamurunun uzunluğunun tam iki katı. Devasa susamurunun ağırlığı ise tam 31 kilogram. Bazı devasa susamurları bundan daha ağır bile olabiliyor. Genel olarak konuşmak gerekirse susamurları piranalarda dahil olmak üzere balıklarla beslenir. Ve genelde diğer korkunç hayvanları avlarlar. Bunlar arasında Güney Amerika timsahı ve anakondalarda bulunuyor. Diğer yandan bu türü avlayan çok az avcı bulunuyor. Ancak susamurları bazen jaguarlara yem oluyorlar. Boyutları ve hızıyla rekabetçi oluşları yüzünden bu tür nehir kurdu olarak isimlendiriliyor. Güçlü kuyruklarıyla, perdeli ayakları ve su geçirmez kürkleriyle devasa susamurları inanılmaz iyi yüzücülerdir. Aynı zamanda bu canlılar çok sosyaldir ve 20 kadar üye ile birlikte yaşar, hatta bazen birlikte avlanırlar. Bu tür tek eşlidir ve anne bir kere de 1 ila 6 yavru doğurabilir. Dev susamurları tehlikede olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesine girdi. Geniş çapta avlanmalar, yaşam alanlarının kirlenmesi ve yok olması, temel besin maddesi olan balığın insanlar tarafından tüketilmesi, nesillerini riske atan diğer faktörler. Sonuç olarak bu tür, küçük alt popülasyona ayrılmış durumda ve iyileşmek için insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en uzun böceği. 1989 yılında Endonezya, Borneo'da bir köylü tarafından yağmur ormanlarında keşfedilen çanın süper çubuğu, kısa sürede dünyadaki en uzun böcek unvanına kavuştu. Vücut uzunluğu 35.5 santimetreyi ve bacaklarını da sayarsak yüksekliği 56 santimetreyi buluyor. Bu keşiften 2 yıl sonra Güney Çin Chengdu'da bulunan böcek müzesinde çalışan böcek bilimci Chao Li, yerlilerin söylediklerine dayanarak yıllarca böcek türlerinin izini sürdü. Sonunda Guangda 62.4 santimetre uzunluğunda bir örnek buldu. Chao bu örneği yumurtalarının bulunduğu müzeye geri götürdü. Esir altında olan yavrulardan biri ebeveynlerinden çok daha büyüktü ve tam 64 santimetre uzunluğundaydı. Bu neredeyse bir genç yetişkin erkeğin koluyla aynı uzunlukta. Şu anda Batı Çin'deki Böcek Müzesi'nde sergilenen bir düzineden fazla canlı örnek bulunuyor. Bu hayvanlar o kadar büyük ki kafesleri 1 metrenin üzerinde ve her bir kafes yalnızca 3 türü tutuyor. Priodubia. Genellikle dev sponopor olarak adlandırılan Priodubia, derin suda yaşayan omurgasız bir canlı. Bu canlı, Kuzey Atlantik'ten Güney Pasifik'e dünyanın birçok yerindeki sularda 1000 metre derinlikte bulunabilir. Aslında bu canlı, zooids olarak bilinen tek bir organizmanın kolonisidir ve bu organizmaların her biri özel bir işleve sahiptir. Zooidsler birlikte yaşar ve birbirlerinden bağımsız olarak hayatta kalamazlar. Her biri bir bütünün çalışan parçalarını oluşturur ve her birinin avı yakalama, yemeği hazmetme, yeniden üretme ve yüzme gibi özel görevleri vardır. Hatta bazılarının çok uzun dokunaşları olabilir. Bu sayede güçlü bir iğne kullanabilirler. Devasa sponopor, süpürge sapı kadar incedir ancak dünyadaki en uzun su organizmalarından biridir. 48.7 metre uzunluğa ulaşır ve bazı durumlarda büyüleyici mavi balinalara bile kafa tutarlar. Bu canlı aktif olarak yüzer ancak avlarını çekmek için biyo ışıldama sürecinde ya da başka bir deyişle kendi ürettiği ışığını saçtığı sırada uysaldır ve yavaş hareket eder. Avları arasında küçük kabuklular ve balık larvası ya da küçük balıklar gibi jelatinimsi organizmalar bulunur. Uzaktan kumandalı araçlar vasıtasıyla yakalanan bu görüntülerde bu uzun organizma zinciri karanlık okyanus sularına güzel bir parlaklık yayıyor. Dev balık kenesi. Bu dev yağ tulumu kapalı olduğunda korkunç görünüyor. Dev balık kenesi terimi, Betinomus cinsine ait 20 süper dev balık kenesi türünü içine alıyor. Bu terim aynı zamanda Betinomus giganteus'u kaynak göstermek için kullanılıyor. Bunun da dünyanın en büyük balık kenesi olduğu düşünülüyor. Betinomus giganteus'u tipik olarak 36 santim uzunluğundadır. Bu türde ölçülen en uzun örnek 50 santim uzunluğundaydı. Gözlerimizle göremediğimiz diğer örnekler kim bilir ne kadar büyük. Bu ve diğer dev balık keneleri tesbih böceklerini andırıyor. Bunlar su kenelerinin karada yaşayan daha küçük akrabaları. Bilim insanları bu canlıların nasıl bu kadar büyüdüğünden hala emin değil.
Ancak okyanusun derinliklerindeki basınca direnebilmelerinin buna yardımcı olmuş olabileceğini düşünüyorlar. Bu aşırı büyük boyutları derin su devliği adı verilen durumun karakteristik bir özelliği. Bu da derin su yaratıklarının sığ suda ya da karada yaşayan akrabalarından daha büyük olabilecekleri anlamına geliyor. Dev balık keneleri daha derine indikçe daha büyük olma eğilimi gösteriyorlar. Bu derin su leşçileri dünyanın her yerinde 2140 metre derinlikte bulunabiliyor. Üstelik bu hayvanlar yemek yemeden uzun süre durabiliyorlar. Ancak yemek yediklerinde ziyafet veriyor ve batmış balina cesetlerini saatler içinde bitirebiliyorlar. Dev armadillo. Orman hayaleti takma adlı bu dev armadillo, kendi türü arasında yaşayan en büyük armadillo. Başından kuyruğuna kadar 1,5 metreye ulaşan boyu ve 50 kilogram ağırlığıyla Güney Amerika'da bulunan bir sonraki büyük armadillo türlerinin tam iki katı. Ancak bu hayvan boyutlarına rağmen nadiren görülüyor. Bunun nedeni yalnızca bulunmalarının zor olması değil, aynı zamanda sessiz olmaları. 2010 yılında geliştirilen devasa armadillo projesi bilim insanlarının bu anlaşılmaz yaratık hakkındaki bilgilerini genişletmesini amaçlıyordu. Çünkü bu hayvanlar hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Bu hayvanı bulmanın samanlıkta iğne aramaya benzediğini söylüyorlar. Bu proje iki Brezilyalı kurum tarafından yaratıldı. Bunlardan biri Ekolojik Araştırma Enstitüsü, diğeri de Vahşi Hayvanları Koruma Enstitüsü. Ve bu kuruluşlar son yıllarda esrarengiz dev armadillo hakkında dikkat çeken şeyler keşfettiler. Bu tür geceleri ve tek başına dolaşan, zamanının çoğunu da kazdığı karmaşık tünel ağlarında geçiren bir tür. Bu da en azından biraz da olsa neden bu kadar nadir ortaya çıktıklarını açıklıyor. Armadillo geceleri 5 saat kadar aktif olarak geziyor ve bu sürede 2 kilometre mesafe kat ediyor. Devasa armadillo projesi sayesinde araştırmacılar bu hayvanların hamileliğinin 5 ay sürdüğünü öğrendi ve anne tipik olarak bir yavru doğuruyor. Devasa armadillolar hızlıdır, etkili kazıcılardır. Büyük tünel ağları kazma becerisine sahiptirler. Pençeleri kutup ayısından daha büyüktür ve 13 santim uzunluğundadır. Muhtemelen dışarıdaki sıcaklık değişimine rağmen tünellerin sabit kalan sıcaklığı ve ortam koşulları nedeniyle 70'ten fazla türün bu tarz yerleri ev olarak kullandığı gözlemlendi. Bu keşif, ayaklarımızın altındaki dünya hakkında bilim insanlarının ne kadar az şey bildiğini ve bu saklanan türün ekosisteminde anahtar rol oynadığını gözler önüne seriyor. 1.92 metre uzunluğundaki vahşi yılan. 2019 yılında Endonezya'nın bir kısmında başlayan söndürülemeyen yangın vahşi yaşamı umutsuzca güvenlik arayışına soktu. Bu durum birçok bulunması zor türün daha görünür hale gelmesine yol açtı ve ne yazık ki birçok hayvan öldü. Alevlerle mücadele eden yerliler yanan hayvanların kalıntılarını buldu. Trajik bir şekilde ortadan kaybolan canlılar arasında büyük vahşi yılanlar bulunuyordu. Buna 9 metre uzunluğundaki piton da dahil. Bu piton üzücü bir şekilde alevler yüzünden ağzı açık bir şekilde yanmıştı. Ancak bu kesinlikle ülkede karşılaşılmış en büyük yılan değildi. 2004 yılında Endonezyalı köylüler ayda 3 ya da 4 köpek yiyen 15 metre uzunluğunda ve 446 kilogram ağırlığında bir piton yakalamıştı. Ki bu hayvanların kuzu kadar büyük türleri yediğini ve nadiren insanlara saldırıp insanları tükettiğini düşününce bu pek de şaşırtıcı değil. 9.75 metre uzunluğundaki bu yılan Guinness Rekorlar kitabında kaydedilmiş en uzun yılan unvanına sahipti ve daha önceki en ağır yılan unvanına sahip 182 kilogramlık Birimanya yılanından tam iki kat daha ağırdı. Çin Dev Semenderi. Yaşayan fosil olarak bilinen Çin Dev Semenderi, 170 milyon yıl öncesine tarihlenen Cryptobranchidae ailesinin bir üyesi. Bu, 1.8 metreye çıkan ve 25-30 kilogram ağırlığında olan dünyadaki en büyük semender ve amfibi hayvan. Bu büyük amfibi hayvan, zamanının çoğunu Çin'in tatlı nehir ekosisteminin sularında geçiriyor. Solungaçları olmadığı için burada derisi aracılığıyla oksijeni emiyor. Çin dev semenderinin böceklerle, amfibi hayvanlarla, yengeçlerle, karideslerle, balıklarla ve hatta kendi türündeki üyelerle beslendiği biliniyor. Bu hayvanlar neredeyse körler ve en ufak titreşimleri bile algılayan duyusal bezecikleri vardır. Çin'de çok yaygın olan bu türün fazla avlandığı için ve yaşam alanı yıkımından dolayı nesli tehlikede. Buna rağmen büyük sayıda semender egzotik evcil hayvan endüstrisi için esir altında yaşıyor. Aynı zamanda bu hayvanlar doğal ilaç yapımında da kullanılıyor. Dahası bu semender çiftlikleri Çin dev semenderi neslinin tükenmesini önlüyormuş gibi görünse de vahşi yaşamda var olan genetik çeşitliliği sağlayamıyorlar.